gençler. Her tarafında güzel bir basket ve futbol sahamız var. Arkadaşlarınızla ziyaret ediyor musunuz? Evet. Az önce. Peki memnun musunuz? Evet. Peki, biz de sizlere teşekkür ediyoruz. İnşallah daha güzellerini yaparak sizin gelişiminize, eğitiminize katkı sunarız. Sizin de kullandığınız bu alanlarla ilgili şikayetiniz olur, eksik gördüğünüz anlamak üzere fikirleriniz varsa istifade etmek isteriz. Bu okulumuz yaklaşık 150 öğrencisi olan 11 öğretmenimiz, 2 idarecimiz de butik bir okulumuz Sayın Başkanımızın söylediği gibi. Ve çevredeki okullara da örnek olan bir okulumuz. İşte gördüğünüz gibi Nasrettin Hoca yarışmasında her yıl farklı çalışmalar yapıyorlar. Bu yıl inşallah ilimizi temsil edecekler. Sonucunda heyecanla bekliyoruz. Burada güzel bir aile ortamı var. Bölge dezavantajlı gibi dursa da aslında dezavantajlı değil. Çok güzel bir kadromuz var. Çok güzel bir okul ortamımız var. Ve sınıf oyuncuları da gerçekten çocuklar için avantaj. Ben güzel bir ortam için başta okul idarelerimiz olmak üzere öğretmenlere de teşekkür ediyorum. Bizlere vermiş oldukları destekçiler için başta Sayın Kaymakamımıza, Sayın Belediye Başkanımıza, muhtarımıza yer aldığı teşekkür ediyorum. Özellikle okul bahçemiz çok sıkıntılı bir durumdaydı. Sayın Başkanımız sağ olsun her yıl iki okulumuzun bahçesini betonlamak sözü vermişti bizlere. Muhtarımız da işçilik kısmına destek oldu. Okul müdürümüzle birlikte bahçemizde güzel bir hale geldi. Buradan bu güzel destek için ayrıca teşekkür ediyorum. Allah yaptığımız hizmetleri hayra vesile kılsın. Özellikle geleceğimiz olan nesillerimizin eğitiminde, yetişiminde Cenab-ı Allah emeklerinizi ziyan etmesin. Hayır hanenize, ölmüşlerinize rahmetiyle onları yansıtsın diyorum. Çünkü bir emek var, mücadele var. O çocuklarımızın geleceğe hazırlanması var. Sizler de bu noktada özveriyle gayret içerisinde olduğunu biz iyi biliyoruz. Öğretmenlerimizin hatasının telafisi yok. Bizim yaptıklarımızın sadece ekonomik anlamda zararı var. Ekonomik zararlar giderilebilir, telafi edilebilir. Ama kaybettiğiniz nesli yeniden kazanmakta ülkenin bedel ödemesine vesile olduğunu, onun için sizin yaptığınız işlerin çok daha kıymetli, çok daha hassas olduğunu sizler zaten bilincindesiniz. Bizler de özellikle bunun farkında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bugün bulunduğumuz okulun, evet, içerisindeki küçük bir alanın sahasının rehabilite edilmesi noktasında gelen talebi bu yıl itibariyle burada karşıladım. Ama ondan önemlisi hemen yan tarafta bir semt sahası ve aynı zamanda basketbol sahasını da oluşturarak mahallemizin çocuklarının ve okulumuzun çocuklarının hemen bitişinde böyle bir imkanla buluşmasına da yerel yönetim olarak vesile olmaktan dolayı çocuklarımızın gelişimine, heyecanına, enerjilerini harcamalarına alan oluşturma noktasındaki bu yaptığımız hizmetlerden dolayı da bizler de mutluluk duyuyoruz. İnşallah tabii ki eksikliklerimiz var. Müdürümüz farklı talepleriyle ilgili beklentilerini ifade ettiler. İnşallah bizler de onlarla ilgili desteklerimizi vererek bu okuldan özellikle Nasrettin Hoca faaliyetleriyle ilgili çalışmaları ve çalışmaların neticesinde katılacak olan yarışmaya gidiş geliş noktalarından alıp oradaki organizasyonda bulunmaları için ihtiyacı olan her ne araç gerekse inşallah bizler de yanınızda olacağız. Önemli olan bir şeyleri başarmaya azmetmek. Yoksa illaki birinci olmak diye bir şey yok. Ama Nasrettin Hoca'nın da tabii güldürerek vermiş olduğu derslerden de fikirlerden de çocuklarımıza inşallah hem güldürürken hem de gelecekleriyle ilgili nasihatlenmelerine inşallah vesile olur diyorum. Ve hepinizi tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah tekrar emeklerinizi ziyan etmesin diyorum. Biz her hafta belediye başkanımızla, milli eğitim müdürümüzle bir okulumuzu ziyaret ederek, orada öğretmenlerimizle tanışmak, okulumuzun sorunlarını dinlemek, öğrencilerimizle bir araya gelip daha iyi bir eğitim ortamı sağlanması noktasında böyle ziyaretlerimiz oluyor. Belediye başkanımıza, milli eğitim müdürümüze teşekkür ediyorum. Milli eğitim müdürümüzden de bu okulla ilgili güzel şeyler duyduk.
tebrik ediyorum. İnşallah içimizi de en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize başarılı bir eğitim yılı diliyorum.